selam Can Hocanız ben kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgisayar Mal ayeti Matematik Kitap Çözümüne son gazla devam ediyoruz. 8. bölümdeyiz. 30. testte konu tarama testi 7'deyiz. Türevi bitiriyoruz çok az kaldı. Konu tarama testi 7. ÖSYM tip test, simülasyon testi ve sonrasında da sarma testi bitireceğiz bu bölümü de. İntegrale doğru koşuyoruz. Haydi bakalım. Yılmak yok. Dayanalım, direnelim ve sarılalım. Haydi birinci soruyla başlıyoruz. Px polinomunun fonksiyonun türevi p'nin türevinde x'tir. Buna göre px artı p'nin türevini topladığında x kare 2x artı 3 oluyorsa px'in katsayılar toplamı nedir? Hemen bakıyorduk buraya göre. Aynı olacak şekilde bir px polinomu oluşturuyorduk. ax kare artı bx artı c oluşturduk. Ve bunun türevini alalım. 2ax artı b ve bunları topladığımızda ne gelir? px artı p'nin türevinde x. ax kare artı 2ax artı b'den 2a artı bx artı b artı c gelir. Ve bu da şuna eşitmiş. Hemen bunu eşitliyorum. x kare eksi 2x artı 3. Evet benzer terimleri eşitliyoruz. ax kare x kare eşitse yani 1x kare eşitse a1'dir. Tamam. Geldik. 2a artı b eksi 2 eşitmiş. 2a artı b eksi 2'dir. A yerine 1 yazdım. 2 karşı yattım. Eksi 4. B de tamam. Ve B artı C'nin 3 olduğunu söylüyor. B artı C 3'tür. B eksi 4 vermiştik. Karşıya aldık. 7 olarak da C'yi bulduk. Artık polinom fonksiyonunu biliyorum. Neymiş? A x kare A 1'di. Yani x kare artı x 2 A artı B 2 A 2 artı B eksi 4 eksi 2 gelecek o zaman. Eksi 2 x artı B artı C de sabit sayı. Yani 3. Şimdi px polinomlu kan sayılar toplamında x yerine 1 yazıyordu. Hatırlarsanız. 1 eksi 2 artı 3 Buradan eksi 1, 3 ile topladım. 2 cevabımız B. Şimdi Px polinomunu artık yazabiliriz. Px polinomumuz neydi? Ax kare artı Bx artı C dediğimiz için x kare artı B eksi 4x artı C artı 7 olarak geldi. Kasaylar toplamını istediği için x yerine 1 yazıyoruz hatırlarsanız. 1 eksi 4 artı 7'den 3 bir daha 4 cevabımız değişik olarak gelir. İkinci sorudayız. Olduğuna göre F0 kaçtır? Bize F'in türevini vermiş. Dolayısıyla biz de türev alarak yolumuza devam edelim. Şimdi şu kısmın türevini alıyorum. Önce içinin türevi 2 çarpı F'in türevinde 2x artı A kapattım eşittir. Sağ tarafın türevi 2x eksi 3. Şimdi F'in türevinde 3 yazıyoruz. Yani şuraya 3 olması için ne yazmam gerekiyor? Şuradan gidelim olmazsa. Buranın f'in türevinde 3 yazdığım zaman ne olması gerek? F'in türevinde 3 1'dir ya. Karşıya attığımda bölü 2 olsun. 2x artı a ifadesine 2x eksi 3 bölü 2 yazalım. Şimdi ben burayı 3 yaptığımda buranın 1 olduğunu görüyorum. O zaman buradan x yerine ne yazdığımı görmüş olurum. 2x eksi 3 bölü 2 1 ise 2x eksi 3 2 2x 5 x de 5 bölü 2. Yani x yerine 5 bölü 2 yazdığımda burası 3 olmuş. Dolayısıyla 2 çarpı 5 bölü 2 artı a 3'tür. Şu 2 gitti 5. 5 a toplarsan 3 olması için a'ya eksi 2 kalır. Eksi 2'yi bulduktan sonra gelelim fonksiyonda yazalım. Fonksiyon nedir o zaman? f 2x eksi 2 eşittir. x kare eksi 3 x artı 2. 0 yazacağız. Yani 0 olması istiyoruz. Buranın 0 olması istiyoruz. O yüzden x yerine 1 yazalım. x yerine 1 yazdığımda 2'den 2 çıktı 0. 1 yazdığımda 1 eksi 3 artı 2. Buradan eksi 2, 2 daha 0 gelecektir. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. R mutlak değer içerisinde küçüktür 1 olmak üzere. 1 artı R artı R kare artı R küp falan filan böyle giden biliyorsunuz dizilerde bunu işlemiştik. Böyle giden bir dizi var ve bunun eşiti 1 bölü 1 eksi R idi. Olduğuna göre 1 artı 2 R artı 3 R kare 4 R küp şeklinde devam eden toplamın eşiti nedir o zaman diye soruyor. Şimdi fark edersiniz arkadaşlar türev aldığımızda buranın türevini aldığımız zaman şu kısmın türevini aldığımız zaman ne gelir? 1'in türevi 0 artı r'nin türevi 1 artı r karenin türevi 2 re artı r kübün türevi 3 r kare artı diye alt tarafta çıkan denklem gelmez mi? Gelir. Demek ki buranın türevi bu ise bunun türevi de buna eşittir. Sonucuna eşittir. Hemen türevini alıyorum dolayısıyla. Üstün türevi 1'in türevi 0. Çarpı ikinci zaten sıfır olacak. Eksi diyorum. ikincinin türevi. Bir eksi r'nin türevi eksi bir. Çarpı birinci bir. Bölü paydanın karesi. Bir eksi r'nin karesi gelecek. Toparlıyorum. 1 bölü bir eksi r'nin karesi geleceği için cevabımız B Dördüncü soruyla devam ediyoruz. fx eğrisine x eşittir bir noktasından çizilen teğet doğrusu bu olduğuna göre b eksi a kaçtır? Teğet doğrusu biliyorsunuz bir noktasındaki türevine eşit aslında değil mi? Bu fonksiyonun türevini bir yazdığımızda bunun eğimine eşit olacak. Yani bunun eğimi eksi 3 olduğu için o zaman bizim türev alıp bir yazdığımızdaki değer de eksi 3 olacak. E o zaman türev alalım. Hemen şu isterseniz x kareyi bir dağıtalım. Sonrasında türev alalım. A x küp artı b x kare artı 2 x eksi 3 türev alıyorum. E, f'in türevinde x eşittir. 3 a kare artı 2 b x artı 2. 1 yazıyorum. F'in türevinde 1. 3A artı 2B artı 2 eksi 3'tür. Buradan 3A artı 2B eksi 5'tir. Tamam. Sonrasında bir de 1 yazdığımız zaman zaten aynı noktadan bahsetmemiz lazım. 1 yazdığımızda aynı noktadan yani 1 neyse y'yi bulmamız lazım. Yani onu demek istiyorum. Yani buradaki doğruyla aynı nokta olması gerekiyor ya. O yüzden y eşittir eksi 3 çarpı x yerine 1 yazdığımda noktayı bulmuş olacağız. Eksi 3 artı 5'ten 2. Yani noktamız 1'e 2 noktası. 1'e 2 noktasındaymışız. Dolayısıyla 1'e 2 noktasından fonksiyon da geçtiği için burada da yerine yazıp sağlatabilirim. O zaman bu fonksiyonda 1 yazıyorum ve 2 eşitleyeceğim. 1 yazdığım zaman 2 eşittir. 1 yazdım a artı b artı. Buradan 2 eksi 3'ten eksi 1 gelir. Yani şöyle eksi 1 diyorum. Eksi 1 karşıya attığımda 3 eşittir a artı b gibi diğer bir denklem geldi. Şimdi bakalım b eksi a istiyor. Nasıl yapsak? Hangisini çarpsak? İsterseniz eksi 2 ile çarpalım. Şurayı eksi 2 ile çarpıp altına yazıyorum. Eksi 2b eksi 2a eşittir eksi 6 topluyorum. B'ler gitti. Bir tane a kaldı. Bu da eksi 11. a eksi 11 ise yerine yazalım. B de o zaman artı 3 olması için 14 gelmesi gerekir. B 14'tür. Hemen B eksi A istediği için 14 eksi A eksi 11. Bu da eşittir. 14 artı 11. Yani 25 olacaktır. Cevabımız E şıkkı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Fx fonksiyonu grafiği üzerindeki bir A noktasından çizilen T doğrusu 2 4 noktasından geçmektedir. F1 eksi F'in türevinde 1 2 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi bir A noktasından çizilen teğet varmış. Fx bu olsun. Fx fonksiyon üzerinden bir A noktasından bir A noktası da bu olsun. Bu noktadan çizilen bir teğet doğrumuz var. Şöyle bir teğet doğrusu oluşturuyorum. Ve bu teğet doğrusu da 2 4 noktasından geçmekteymiş. Peki. Şimdi arkadaşlar bir 0 noktası fx üzerinde zaten bu tamam. Yani f1 yazdığımız zaman a ya gidecek. Bu böyle bir kalsın. Sonrasında F1 noktasındaki türevi teğet olduğu için bu doğrunun eğimidir. O zaman eğim nedir? F'in türevinde 1'dir. Bunu da yazdık. Ve dolayısıyla arkadaşlar doğrunun eğimini bulmak lazım. Doğrunun eğimi de y'ler farkı bölü x'ler farkından gidersek y'ler farkı nedir? a 4. x'ler farkı nedir? 1 2. Yani 1. x'ler farkı. Şimdi o zaman eğim ne oldu? A eksi 4 bölü eksi 1 eşittir. F'in türevinde 1 yani 4 eksi A F'in türevinde 1 diyoruz. Burada gelip yerine yazalım. İlk 1 A'ydı eksi F'in türevinde 1 de 4 eksi A. 4 eksi A eşittir 2. Eksi de attım. A eksi 4 artı A eşittir 2. Buradan 2 A 6 A da 3 çıktı. Cevap C şık. Altıncı sorudayız. fx fonksiyonu için hangileri doğrudur? Şimdi fx fonksiyonu grafiğinin x eksenini kestiği noktada apsar toplamı sıfırdır. Hemen köklerini bulalım. Buradan kökümüz ne gelecek? 2 kök gelecek. Eksi 2 ve artı 2 gelecek. Şöyle yazdım. Buradan da 2 kök gelecek. Yine 1 ve eksi 1 gelecek. Bir de x var. O da 0. Ve topladığımız zaman tüm köklerimizi zaten 2'ler ve 1'ler birbirini götürdü. 0 da 0 olacak toplamında. Yani birinci öncülüm doğrudur fx fonksiyonun grafiği orijinden geçer. E zaten x0 noktası kök olduğu için orijinden geçti. Doğru. F'in türevinde 2,24'tür. 24'tür. Türevinde 2 noktasına göre almamız istiyor. Hemen şöyle bir açalım. Şimdi x art eksi 2 dediğimiz zaman 2 yazdığımda sıfır olacak. x eksi 2 ayrı kabul ediyorum. Diğer kısımları x artı 2 kaldı. x kare eksi 1 kaldı. Bir de x kaldı. Bunları da ikinci kısım olarak kabul ediyorum. F'de f boz. Şimdi o zaman bu birinci. Bu da ikinci oldu. Türev alacağım. Çarpmanın türevinden yararlanacağız. Birincinin türevi x eksi 2'nin türevi 1'dir. Çarpı ikinci kısım bu. Buranın tamamı. Orayı ben gx diyeyim. gx. Artı ikinci kısmın türevi yani g'nin türevi neyse artık çarpı birinci x eksi 2. Evet sonrasında 2 yazdığımız zaman zaten g2 Artı g'nin türevinde 2 çarpı 2 eksi 2'den 0 bakın türevi götürdü. Dolayısıyla sadece g'ye 2 yazdığımızda türevi buluruz. g dediğimizde burasıydı. Hemen burada 2 yazıyorum. 2 2 daha 4 çarpı 2'nin karesi 4 eksi 1'den 3 çarpı 2. 4 kere 3 12 2 24 gelecek. Yani türevde 2 değeri 24 olarak çıkacak. 24 demiş doğru dolayısıyla arkadaşlar 1, 2, 3 cevap olacak. E şıkkı doğru cevap. 7. sorudayız. Fonksiyon x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetleri birbirine dikti. Buna göre kare kaçtır? Şimdi bir fonksiyonumuz var ee, ve bu fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalar. O da şu olsun bu x ekseni ise bu noktalar x1 ve x2 olsun. Bu noktalardan çizilen teğetlerimiz varmış. Şöyle teğet çiz çizeceğim şimdi bu noktalardan. Şu, bir saniye, daha güzel çizelim. Hı. Şöyle bir teğetimiz var ve şöyle bir x2'den geçen de başka bir teğetimiz var ve bu teğetler nasıl kesişiyormuş? Dik kesişiyormuş. Evet, ne yapacağımızı anladık sanıyorum. Yani x1'den geçen, x2'den geçen buradaki doğrular birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi birdir. Yani eğimlerini bulacağız. O zaman türev alıyorum, bu noktaları yerine koyduğumda zaten eğim değerlerine ulaşmış olurum. Türevini alıyorum. 2x a. x1 yerine yazdığımda f'in türevinde x1 2x1 eksi a olur. x2 yazdığımda da 2x2 eksi a olur. Ve bunları çarptığımda 2x1 eksi a çarpı 2x2 eksi a'nın 1 olduğunu, inler çarpının eksi 1 olduğunu bildiğim için bunu yazdım. Şimdi dağıtalım. Şöyle 4x1 çarpı x2 2x1 çarpı a'dan Eksi 2ax1. Sonra buradan devam ediyorum ikinciden. Eksi 2ax2. Artı a kare eşittir eksi 1. Şimdi buradan toparlıyorum. Şöyle 4 çarpı x1 çarpı x2. Eksi 2 parantezinde. Hatta eksi 2 parantezini alalım. Eksi 2 a parantezinde x1 artı x2. Artı a kare artı 1 eşittir 0 geldi. Yani kökler çarpımı ve kökler toplamını yazmamız gerekiyormuş. O zaman hemen kökler toplamı ve kökler çarpımını bulalım. x1 artı x2 eksi b bölü a'ydı. Yani eksi eksi a bölü x karenin katsayısı 1. Buradan a gelecek. Çarpımları ise x1 çarpı x2 de c bölü a'ydı. c1 a da x karenin katsayısı 1. Oradan da 1 gelecek. Yer, yerlerini yazıyorum. Buradan farklı bir kalemle ilerleyelim x1 çarpı 2 1'miş 4 kere 1'den 4. Sonra x1 artı x2 a'ymış. Eksi 2 a kare geldi. Artı a kare artı 1 işte 0. Buradan eksi a kare karşıya atıyorum artı a kare eşittir 5. Yani bunu sormuş zaten. Cevabımız e şıkkı 5 geldi. 8. sorudayız. Kümesinden alınacak kaç tane n elemanı ra için? freden ve y fx fonksiyonu birebir bir örtendir. Şimdi bu fonksiyon birebir börtel bir olması için, birebir ilerlemesi için daima artan veya daima azalan olması lazım. Yani türevini bir alalım. F'in türevinde x değerinin önce bir dağıtalım isterseniz. Şu x kareler biraz karışmış. Hemen şöyle bir düzenleyelim. x küp eksi n x kare artı 3 x artı 1. Türev aldığımız zaman 3 x kare eksi 2 n artı 3 gelecek. Şimdi bu türevin bakıyorum x karenin katsayısı 3 olduğu için 3 de sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar demek ki daima artan bir grafiğimiz olacak türevde. Daima artan olması için de delta'nın diskriminantın yani ne olması gerekiyordu? Sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olması gerekiyordu daima artan olması için. Hemen o zaman halledelim. Eksi 2'nin karesi b kare eksi 4 a 3 çarpı c küçük eşittir 0 olmalı. 4 n kare Küçük eşittir 4 kere 3 12. 12 kere 3 36. En kare küçük eşittir 9. En doğu halde ne, ile ne arasında? Eksi 3 ile 3 arasında olmalı. En değerimiz. Kümesen alınacak kaç tane için? Buradaki değer aralığında olmalı. Eksi 3, 0, 1, 2 yani 4 tane değer için birebir örten diyeceğiz. Evet 9. soruyla devam ediyoruz. fx eğrisi ile gx eğrisinin grafikleri y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. fx eğrisine a 1 2 noktasından çizilen t doğrusu eğimi m1 gx eğrisine 2'ye 1 noktasından çizilen t doğrusu eğimi m2 olduğuna göre m1 çarpı m2 çarpımı kaçtır? Şimdi şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Bir koordinatımız var bizim. Bu koordinatı bir çizelim öncelikle şöyle. Sonrasında y eşittir x doğrusuna göre y eşittir x doğrusu budur. Birinci açı doğrusu ve Buna göre simetrik olacaksa fx fonksiyonu gx fonksiyonu bu arada 1'e 2 ve 2'ye 1 noktasından da teğetler geçecekmiş. Şimdi bir onları bulalım. Şurası 1 olsun. 1'e 2 şu olsun. 1'e 2. Evet. 1'e 2'den geçen bir fx olsun. O da bu olsun. fx. fx'imiz 1'e 2 noktasından birazdan teğet geçecek buradan. Tamam. Diğeri de 2'ye 1 noktasından. O da 2 olsun. 2'ye bir de burası olursa şurada bir nokta oluyor. Buradan da ters olacak şekilde birbirine ters olacak şekilde bir Gx oluşturacağız. Tamam bunları yazdık. Şimdi ne diyor? Bunlardan çizilen T doğrusu var. T doğrusunun eğimlerine bakmamız gerekecek. Zaten 1'e 2 ve 2'ye 1 noktalarımız belli. Birbirine de simetrik olduğuna göre çok güzel bir çizim oldu şu an. Ve buradan da teğet geçirdiğimiz zaman da şunu geçiremedim. Şuradan da böyle <laughs> geçmiyor. Evet şöyle bir şey oldu. Tamam. Şimdi buradan eğimlere geçersek şöyle düşünelim. M2 diğerininmiş. Gx'in eğimiymiş. O zaman zaten şuradan şurasına boy olarak 1 olduğunu görüyorum. 1. Ve şuradan şu kesti x80'i kestiği yeri bilmiyorum. O yüzden buraya b yazacağım. Yani bunun eğimi M2 1 bölü B gelecek. Şimdi buraya baktığımda bu noktanın ben yatayda uzunluğunu biliyorum. Yani 1 de olduğu için şu kısmı 1 olarak şurayı ben birleştirdiğimde 1 olarak x eksenindeki uzunluğu bulurum. Ama yüksekliği ne yapamam bilemem. Çünkü bu 1 bunun biriydi. Şuradaki 1 bunun biri. Yani bu nereden geçiyor y eksenine onu bilmiyorum. O yüzden buraya da ne diyeceğim? B diyeyim. Çünkü sonuçta bunlar birbirinin tersi ise benzerlikten düşünün. Burası 1 ise burası 1. Aynı şekilde de karşıya taşınmış olacak. Birbirinin tersi eksenlerde olmuş olacaklar. Dolayısıyla da arkadaşlar M1 ne olacak? B bölü 1 olacak. Dikey bölü yatay. Peki bunları çarptığım zaman nedir diyor cevabım? 1 bölü B çarpı B bölü 1'den B'ler giderse 1 gelir. Cevabımız C şıkkı. Onun soruyla devam ediyoruz. Fx verilen bir fonksiyon olmak üzere fx eksi a eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi 3 elemanlı olduğuna göre a tam sayısı kaç farklı aralabilir? Şimdi a'yı karşıya aldığımızda fx eşittir a olduğu değerlerde çözüm kümesi 3 elemanlı. Peki o halde arkadaşlar şimdi fx'i bir dağıtalım bakalım şuradan. x küp artı 3x kare artı 1 olarak yazıyorum. Şimdi ben bunun bunu bir çizmeye çalışırsam Türevini aldığımda maks min noktalarını bulursam daha rahat çizebileceğim. O yüzden türevini alıyorum. 3x kare artı 6x. E buradan köklerini sıfır eşitlemem gerek. 3x parantezinde x artı 2 eşittir sıfırdan x eşittir sıfır x eşittir eksi 2 noktalarında maks min olacaklar. Yani o zaman şöyle eksi 2 sıfır düşündüğüm zaman x kare artı ile başlıyor. Artı, eksi, artı diye düşündüğümde artandan azalana, azalandan artana yani eksi 2'de max, sıfırda da min noktası olacak. Peki yerine yazdığımda f0 için değerimiz nedir? 0, 0, 1'dir. f-2 yazdığımızda, şurada yerine yazıyorum bu fonksiyonda, eksi 2nin kübü eksi 8, f-2'nin eksi karesi 4, 4 görüşten artı 12, artı 1 olacak. Buradan da 13, 8 çıkarsa 5 gelecek. Yani şimdi kabataslak artık çizebiliriz noktalarımızı. Eksi 2'ye 5 noktasında ne var? Eksi 2'de maksimum nokta olacak. Yani demek ki bu fonksiyon şöyle gelmiş. Maksimumunu yakalamış ve devam edecek. Sıfırdan geçecek. Sıfırda da bakıyorum 1 noktasına gitmiş. Yani sıfırdayken 1 olduğu için şu noktadan şöyle minimum noktası oluşturacak. Ve sonrasında da devam edecek. Şu şekilde devam edecek minimum nokta olduğu için tamamdır. Şimdi o halde arkadaşlar bizim f(x) e işte a değerinde 3 elemanlı çözüm kümemiz olduğu söyleniyorsa 3 elemanlı olmalı. E, bunun da zaten bir minimum nokta, iki maksimum nokta olduğu için aldığı değerler 1 ile 5 arasında bir nokta olması gerekecek. Yani 1 ile 5 arasında neler var? 2, 3, 4 noktası var. Yani 3 tane farklı değer alabilir diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı. 11. sorudayız. ikinci dereceden bir P(x) polinomu x 1 ve x 2'ye kalansı bölünebilmektedir. Buna göre aralıkların hangisinde P(x) polinom fonksiyonunun bir yerel ekstremum değeri vardır? Yerel ekstremum değeri olması isteniyor. Yani bu aralıklardan maksimum minimum noktasını bulmamız lazım. Bu aralığa düşüyor mu diye bakmamız lazım. Peki Şimdi ikinci dereceden bir px polinomunu önce yazmaya çalışalım. a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 şeklinde bu polinomu yazıyoruz. Türevini aldığımızda yerel ekserim nokta bulmak için türev alıyorum. Birincinin türevi şu a'yı bırakalım. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci x eksi 2 olacak. Artı diyorum ikincinin türevi yine 1 çarpı birinci x eksi 1 olacak. Ve buradan da sıfıra eşitlersek ne gelecek? 2x eksi 3 ifadesine 0 eşliyorum. Yani şu kısım 0 olursa 2x 3 x de 3 bölü 2 yani 3 bölü 2 de bir yerel ekstremum nokta olacak değer olacak. Yani 3 bölü 2 o zaman bu aralıklarda mı ona bakmak lazım. Bu aralığa denk geliyor mu? 3 bölü 2 bir buçuk demek. Birinciye denk gelmez. 1 ile 2 arasındadır. 2 ile 3'e denk gelmez. Yani cevabımız yalnız 2 gelmiş olur. 12. sorudayız. Uzunluğu 1 metre olan bir tel ile aşağıdaki gibi maksimum alanlı bir daire yapılıyor. Buna göre bu daire dilimin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi hemen şöyle düşünelim. R, R olsun. Yarıçapımız. Şuradaki alfa açımız olsun. Daire dilimi olduğu için. Bunun alanının maksimum olmasını istiyoruz. O zaman alan ne olur? Pi R kare çarpı 360'da alfa. Yani alfa bölü 2 pi olur. Bizim istediğimiz Alan bu olacak. Ve buradan p'ler giderse. R kare çarpı alfa bölü 2 gelecek. Bizim bu alfa değerini de bulmamız lazım. Alfa değeri o zaman. 1 metre olan bir tel olduğu için. 2 r'yi çıkarırsam. Alfa değerinin gördüğü kısım. 1 e, eksi 2 r olarak gelmiş olur. Şimdi çevreden gidersek de alfayı bulmak için. Yani buradaki çevre uzunluğu. 2 pi r çarpı alfa bölü 360'dan neye eşit? 1 eksi 2 r'ye eşit olduğunu bulduk. Yani 2 pi'ler birbirini götürürse alfa yalnız bırakırsak 1 eksi 2 r bölü r olarak açıyı da bulmuş olduk. Yerine yazıyorum. r kare çarpı alfa 1 eksi 2 r bölü r bölü 2 var. Onu da şöyle yazmış oldum ve artık fonksiyonu f r cinsinden olmuş oldu. Buradan da istersen şuraya r kareyi götürelim ne olsun? R bölü 2 dağıtıyorum bu arada. R bölü 2 eksi ikiler de giderse R kare gelmiş olur. F R. Buradan türev alıyorum sıfır eşitleyeceğim. Maksimum alanı bulmak için. 1 bölü 2 eksi 2 R eşittir sıfırdan. 1 bölü 2 2 R ise R buradan 1 bölü 4 gelir. R'nin 1 bölü 4 olması yani 1 metrenin 4'te 1'i olacak. 1 metrede de 100 santim dersek 100 bölü 4'ten 25 santimlik bir R'miz var. Yarıçap uzunluğu kaç santimdir o zaman? 25 santimdir. 13. sorudayız. Fonksiyonun grafiği üzerinde bulunan bir x0 absesi noktasından çizilen teğet y eşittir eksi 1 doğrusu olduğuna göre a kaçtır? Şimdi buradan y eksi 1'miş. Buna denk gelen x absesi noktayı bulmak için teğet dediği için eksi 1 doğrusu dediği için türev alalım. x0 absesi nokta ne olduğunu bulalım teğet -t olduğu için eğimden bahsediyoruz. Türevini alacağız ve o noktayı bulmuş olacağız. Peki hemen türev alıyorum. F'in türevinde x. 2x artı 2. Bu ifadenin 0 olması gerekecek. x de buradan eksi 1 olur. Yani noktayı bulmak için 0 eşledik. Buradan eksi 1 olduğunu gördük. Eksi 1'e eksi 1 noktamızı anlamış olduk. Yani y de eksi 1 olduğu için noktamız bu. Peki bu nokta o zaman fonksiyonu da sağlar. Yani bu fonksiyonda eksi 1 yazdığımda eksi 1 bulmam lazım. Yazalım. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 artı a eşittir eksi 1 olmalı. Buradan eksi 1 karşıya attım artı 1. a'yı sıfır olarak çektim. Cevabımız c şıkkı. 14. sorudayız. fx fonksiyonu birinci türevi. F'in türevinde fonksiyonun işaret tablosu verilmiştir. Buna göre fx fonksiyon grafiği hangisi ya da hangileri olabilir? diye soruyor. Şimdi x0 f türevinin köküymüş ve öncesinde artan sonrasında azalan bir fonksiyon var. Demek ki x0'a kadar yani x0 neyse artık neredeyse diyelim ki şurada olsun. x0'a kadar artan bir fonksiyon olacak. x0'dan sonra azalan bir fonksiyon olmuş olacak. Yani maksimum, yerel maksimum olan bir noktadan bahsediyoruz. Bakın burada yerel minimum olmuş. Burada yerel maksimum olmuş. Burada ise bir şey olmamış. Çünkü artanlık azalanlık yok. Sürekli artanlık var. O yüzden cevabımız yalnız iki B seçeneği olacaktır. Ve son soruyla devam ediyoruz. 15. sorudayız. Aşağıda çevresi 20 pi artı 80 santim olan bir pencere bir dikdörtgen ve bir yarım daireden oluşmaktadır. Pencerenin alanını maksimum olabilmesi için yarım dairenin çapı kaç santim olmalıdır? Diyor. Peki alanı maksimum istiyor. Peki arkadaşlar yarı çapına R diyelim. O zaman karşısı da 2R olacak. Sonrasında çevre dediğimiz için şurası 2PiR'ydi çevre. O yüzden yarısı olduğu için PiR olarak da çevre yazabiliriz. Şu anda PiR 2R PiR artı 2R çevreden çıkarsa yani şu tüm çevreden çıkarsa 20Pi artı 80'den PiR eksi 2R'yi çıkarıp ikiye böldüğümde bir tane kenarın uzunluğunu bulmuş olurum. Dikdörtgenin bir kenarı. O da 2'ye bölüyorum her yeri. Burada giden sadeleşen bir şey yok. 2'ye bölüyorum. 10 pi artı 40 eksi pi re, bölü 2 eksi r. Yani şuradaki kenar bu olmuş oldu. Bize pencerenin alanı maksimum olsun diyor. Yani bu kenarla bu kenarın çarpımından bahsediyor. Çarpalım o zaman. Çarpıyorum tekrar yazayım. 2 r ile 10 pi çarpıyorum. 20 pi r. artı 40 ile 2, pi, 2 r'yi çarparsam 80 r. 2 r ile pi r çarparsam 2'ler gider. Eksi pi r kare gelir. Eksi 2 r kare de buradan geldi. Peki burada pi'ler var. R'ler var. Tamam değişken r oldu. Yani f r fonksiyonu oluşturduk. Bir de şu dairenin alanı pi r kare bölü 2. Onu da ekleyelim. Pi r kare bölü 2 pencerenin alanı olacak. Buradan türev alıyoruz. F'in türevinde r 20 pi artı 80 eksi 2 pi r eksi 4 r artı 2 pi r bölü 2 şunlar gitti. Pi r'den bir tane kalsın. Eksi pi r şeklinde eksi 4 r 20 pi artı 80 eşittir 0. Şimdi R parantezine alsak burayı hatta x R parantezine pi eksi pi artı 4 gelecek eşittir 0. Buradan da 20 parantezine aldığımızda pi artı 4 gelecek. Yani pi artı 4'ler ortak oldu. Pi artı 4 parantezinde 20 eksi R 0 eşitse R buradan 0 eşitlediğimde 20 gelecek. R 20 olarak yazdık. Zaten burası 0 olmaz. Demek ki R 20'dir. Bize yarım dairenin çapı kaç santim olmalıdır diye sorduğu için çapımız 40 olacaktır. Cevabımız E şıkkı. Evet gençler bu testi bitirdik. ÖSYM tipi testine doğru yol alıyorum. Sizi de bekliyorum. Haydi bakalım herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok çok memnun oluruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.